Bir köpek saldırısı dehşetinin haberi var sırada. Sahibinin saldırgan yetiştirdiği, bu yetmezmiş gibi tasmasız gezdirdiği köpek babaannesinin yanındaki 2 yaşındaki çocuğa saldırdı. Büyük torunuma saldırdı. Ondan sonra küçük torunuma saldırdı. En sonunda artık dedim ki herhalde kafasını kopardı. Rottweiler cinsi köpek minik Almila'yı babaannesinin gözü önünde parçaladı. Elimi ağzına soktum köpeğe. Dedim belki elim ısırırsa bırakır. Yine de bırakmadı. 2 yaşındaki Almila ve 7 yaşındaki ağabeyi Mehmet önceki gün babaanneleriyle Adana Yumurtalık'ta sahile gezmeye gitti. Yanlarına sahibinin Dark diye seslendiği bir köpek yaklaştı. Önce Mehmet'e... Çok korktum. Kayıp yere düştüm. O düşünce de kardeşi Almila'ya saldırdı. Babaanne Zeynep Tuncak kanlar içinde kalan minik torununu kurtarmak için çabaladı. En sonunda artık dedim ki herhalde kafasını kopardı. Elimi ağzına soktum köpeğe. Yumruğumla vurdum. Çeketin düğmelerini çektim ve düğme pırtınca çeketle beraber ağzından bıraktı. Peki köpeğin sahibi saldırı olduktan sonra size yardım etti mi? Etmedi. Vicdansız adam köpeğini tasmasız gezdirdiği yetmiyormuş gibi o dehşet anlarında kılını bile kıpırdatmadı. Bu insanlar hala şu an elini kolunu sallayıp köpekleriyle beraber gezebiliyorlar. Almila ağır yaralanmıştı. Babaannesi onu o halde alıp hastaneye yetiştirdi. Kızım 5 dakikadan fazla uyuyamıyor. Ağlıyor. Birisi seslendiği zaman ya da birisi yanına yaklaştığı zaman bağırıyor, çağırıyor. Hiçbir şey yemiyor. Yani hiç iyi değil. Tunca ailesi köpeklerini insanlara karşı kışkırtan, onları saldırganlaştıran sahiplerinin yargılanmasını istiyor. Bir an evvel sorumluların ceza almasını istiyorum. Ha, oğlum?